doğrunun y ekseni üzerinde dikiz düşümünü sorduğu için analitik düzlemde çizmemiz gerekiyor. Şimdi şu rengi bir değiştireyim ben. Şunu alayım. Evet. Şimdi A noktası 4'e 1. Şöyle bir nokta diyelim. B noktası da 2'ye 5 arkadaşlar. Yani o da böyle bir nokta gördüğünüz gibi. Şimdi bunun Nereye olan dikiz düşümle bakacağız? Y eksenine. Bakın şimdi bu böyle değil mi? Y eksenine dikiz düşüm demek uçlardan Y'ye dik gönder. Aynen böyle bakın. Uçlardan Y'ye dik gönder deyince aslında gördüğünüz gibi biz burada ordinatlar arasındaki farkı bulmuş oluyoruz. Ordinatların arasındaki fark da 4 birim olduğu için işte buradaki dikiz düşüm uzunluğumuz gölge 4 birim oldu C şıkkı. Şimdi geçen bir doğru y eksenine dik S arkadaşlar. Y eksenine dik bakın böyle. O zaman Y eksenine dik olan bir doğrunun ordinatları hep aynıdır. Yani Y1 ise bu noktanın da ordinatı Y1'dir. Bunlar birbirine eşit olacak. Böylece K kare eksi 6 eşittir 5K. At sol tarafa K kare eksi 5K eksi 6 eşittir 0. K'nın alabileceği değerler ikinci derece denklem yardımıyla K1 artı K2 eksi B bölü A'dan 5 oldu D şıkkı. İlk kenarları bulurken Pisagor'dan yararlanmak lazım. Hele böyle oran verildiyse AC, AB'nin 3 katıysa bakın A'ya 2A olur. Buradan böyle bir dik göndeririz. Haliyle absis 18 olduğu için 1'e 2 oranında bölünecek. Yani burası 6'ya 12 olur. Sonra bakın burası 15 olduğu için A'nın 3 aya oranı 5'inde de 15'e oranıdır. Bu yüzden BH'da 5 olacaktır. 5, 12, 13 üçgeni arkadaşlar D şıkkı geldi. İki nokta arasındaki uzaklık x2 eksi x1'in karesi yani eksi a eksi a'nın karesi. Hangisinden hangisini çıkardığınız önemi yok. Sonuçta 2a'nın karesi de eksi 2a'nın karesi de aynı. Ve yine b artı 1'den de b'yi çıkarırsam bunların karesinin karekökü 17 kök 17 yani eksi 2a'nın karesi artı bunlar gitti artı 1 eşittir 17 oldu. 2A'nın parantez karesi buradan 16 geldi. 2A 4 de olabilir. 2A eksi 4 de olabilir. Böylece A 2 olabildiği gibi eksi 2 de olur. Şıklarda D var. 3 eksi 2'ye 1 2'ye 1 noktaları verilmiş. BD de DC'nin 2 katı denmiş arkadaşlar. Bizden C noktasının koordinatlarını istiyor. Şimdi benim önce D noktasını bulmam lazım. Neden? B'yi zaten biliyorum. D'yi de bulduğum an olay biter. Orta noktadan dolayı, bakın 2 birim azalmış, bir 2 daha azalır, 0 olur. 3'ten 1'e 1 birimde 2 az azalmış, 1 bir birimde yine 2 azalır, eksi 1 olur. Haliyle artık burayı 0 eksi 1 buldum. Şimdi ne yapacağız? 2 i̇ki birimde, 2K'da iki absis, 2 artmış. O zaman 1 bir birimde 1 bir artar, 0 artı 1'den C'nin absisi 1 geldi. Ordinata bakarsak ordinatta bakın 2 birimde 2 azalmış. 1 bir birimde 1 bir azalır. Burası da eksi 2 olur. Cevap B şıkkı. Bir üçgenin ağırlık merkezinin apsisi apsislerin toplamının 3'te 1'dir. Yani burada A'nın apsisi arkadaşlar 60. Sonra C'nin apsisi 40. B'nin apsisi de 140 olduğu için bunların toplamının 3'te 1'i. Yani 240 bölü 3'ten 80 oldu. Sonra gelelim ordinata. B'nin ordinatı 110, C'nin ordinatı 50 ve A'nın ordinatı da 20. 110 artı 70, 180 bölü 3'ten 60 oldu. Demek ki ağırlık merkezi G noktası 80'e 60. Bunun orijinal olan uzaklığı da arkadaşlar direkt böyle 6, 8, 10 üçgeninden 80, 60, 100 diyebiliriz. İki nokta arasındaki uzaklık yapmamıza gerek kalmadı özel noktaları olmadığı için gidip x ekseninde y ekseninde çizmenize gerek yok. Şunu görmeniz yeterli. Bir nokta var, apsisini bilmiyoruz a olsun, ordinatı sıfır. A noktasına ve B noktasına eşit uzaklıkta. Sonuçta bu soruda aslında yapacağımız tek şey iki nokta arasındaki uzaklıkları bulmak. Haliyle burada C noktası diyelim, AC arkadaşlar neye eşittir? 2 eksi a'nın karesi artı 3 eksi sıfırın karesinin karekökü. Aynı zamanda AC'nin AB'nin de karesi arkadaşlar burada aynı olacak. Şöyle düzeltiyorum. CB'nin karesi. A eksi 1'in karesi artı 2 eksi 0'ın karesi. Bunlar birbirine eşit. Çünkü aradaki uzaklıklar aynı. 4 artı A kare eksi 4 A artı 9 eşittir. A kare eksi 2 A artı 1 artı 4. A kareler gitti. Eksi 4 A eksi 2 A. Attım öbür tarafa 2. 4 9 daha 13. 4'ler de gitti hatta. Burada da 9'dan 1 çıktı. 8 geldi. A 4 oldu. C şıkkı. Burada kelebek benzerliğine dikkat etmeniz lazım. Bakın DO3 OE2 olduğu için kelebek benzerliğinden AO2M ise OC'de 3M olur. Bunun bize faydası şu olacak. Burada birinin ordinatını birinin de apsisini bildiğimiz için 3 çarpı 9 bölü 2'den 27 bölü 2 bu üçgenin alanı. O zaman aynı şekilde 18 bölü 2 de soldaki ADO üçgeninin alanı olur. 27 bölü 2 artı 18 bölü 2'nin 2 iki katı olacak arkadaşlar paralel kenarın alanı. Böylece cevap 45 C şıkkı. Y ekseni üzerinde 2 tane nokta alacağız. Ve aynı zamanda diğer iki köşede orijine eşit uzaklıkta olacak. O zaman bakın şöyle bu iki nokta A ve B diyelim. Bu A ve B köşeleri Y ekseninden eşit uzaklıkta olacak. Yine bunlar da Y ekseninden eşit uzaklıkta. Gördüğünüz gibi böyle bir kare çizmemiz gerekiyor ve bunu fark etmemiz lazım. Sınavda da çıktı. Haliyle A, 2A dersek burası Pisagor'dan A kök 5. A kök 5 de 2 kök 5 olarak verilmiş. Demek ki bir kenar 2 birim, daha doğrusu bir parça. O zaman bir kenar toplamda 4 birim oldu. Bu karenin çevresi sorulmuş 4 çarpı 4 16 oldu B şıkkı. Merkezi dediği için şöyle bir şey yapabiliriz bakın. A ile E'yi birleştirip kenar ortağı yaparız. Dolayısıyla burası A'ya 2A olur. Sonra yine burayı birleştiririz. Tam böyle bu da bir ağırlık merkezi olduğu için böyle B'ye 2B olur. Karşılıklı oranları aynıysa tabana paraleldir. Yani EF AC'ye paralel olacak. Demek ki 1'in 3'e oranından Bizim bulmak istediğimiz EFx ise AC de 3x olur. Böylece 3x neye eşit? 11 eksi eksi 1 11 artı 1'in karesi. 14 eksi 5 kare bunun kare kökü. yani 9 12 15'ten 3 x 15 x de 5 oldu e şıkkı. Burada şu dik veden yararlanmamız lazım bakın buradan haliyle şöyle bir dik gönderince absisten dolayı 11 şuraya a diyeceğim alfa beta, alfa, beta. Eş üçgenler çünkü 90'ların karşısı aynı kareden dolayı haliyle alfanın karşısı a ise yine a olur. Betanın karşısı da arkadaşlar bundan dolayı 11 olur. Bundan sonra artık 11 artı a ordinattan dolayı 12 a1 geldi. a1 olduğu için a noktasının apsisi 1'e 0, c noktası 11 e 12, k noktası köşegenin tam orta noktası olduğu için aslında burası orta noktadan dolayı 11 artı 1 12 yarısı 6 12 artı 0 yarısı 6. K noktasının orijine olan uzaklığı da 6 6 6 kök 2 olur A şıkkı. Dörtgen denmiş dikkat edin hatta ağırlık merkezi peki nedir o zaman durum eşkenar dörtgenin köşegenleri dik kesişir arkadaşlar haliyle burada 8 birim şöyle bir t dersek at 8 Ordinattan dolayı e, B'nin ordinatı 4 ise eksi 4 ise tabii ki şuradaki OT uzunluğu da 4 olur. Haliyle buradan x dersem x çarpı 8 öklitten 16. Buradan da x 2 oldu. Demek ki bu eşkenar dörtgenin bir kenarı 10'muş. Yükseklik de tam orta nokta olduğu için tabii ki böyle temel benzerlikten üst tarafta arkadaşlar 4 olacaktır. 8 çarpı 10 80 oldu अशिक